Çarşamba'nın 7 kilometre kadar doğusuna düşen Yaycılar Köyü'ndeki Şeyh Habil Camii'ndeyiz. Cami, köy merkezi dışında, kıble cephesinde akan küçük bir çayın yakınında, ağaçlıklı eski bir mezarlık içerisinde düz bir alanda yer alıyor. Tamamen ahşap malzemeyle inşa edilen cami, yığma tekniğiyle kurulmuş. Caminin herhangi bir inşa kitabesi yoktur. Muhtelif yerlerinde yazılı olan tarihler muhtemelen onarım tarihleridir. Kunihon'un tespitlerine göre bu cami, Gövceli Camii'nden hemen sonra yapılmıştır. Muhtemelen aynı ustalar tarafından yapılmış olmalıdır. Kunihon bu caminin yapılışı olarak 1211 tarihini vermektedir yapmış olduğu tespitler sonucu. Ayrıca tarihi realitelerle de örtüşmektedir bu tarih. Bilindiği kadarıyla aynı tarihlerde Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev bölgeye gelmiş ve bölgeyi fethetmiştir. Şeyh Habil Camii, üç omuz kırma çatıyla örtülüdür. Köşelerde kurt boğazı dediğimiz geçmelerle ahşap keresteler birbirine geçirilmiştir. Asla çivi kullanılmamıştır bu camide de. Şeyh Habil Camii'nin perde kalınlıkları 20 santimdir. Perde genişlikleri ise 60 santimetreyi bulmaktadır ve yekpare. Yani her birisi tek bir ağaçtan oluşmaktadır. Bu ağaçlar yörede bolca bulunan meş ağacından mamuldür. Şeyh Habil Camii, harim büyüklüğü bakımından yöredeki en büyük ikinci eser sayılabilir. Harimin üç tarafında revaklar çevrilidir. Harim duvarları köşelerde kurt boğazı geçmelerle birbirine geçirilen kalın ahşap perdelerden oluşuyor. Sadece harimi düşündüğümüzde Gökçeli Camii'nden sonra ikinci sırada gelen cami, perde kalınlığı bakımından ise birinci sırada yer alıyor. Duvarlara oranla yüksek tutulan Alaturka kiremitlerle kaplı çatı, revaklardan 80 santimetre kadar dışa taşan saçaklarıyla yapıya ağır ve basık bir görünüm veriyor. Alt pencereler dıştan demir kafeslerle muhafaza altına alınmış. Üsttekilerde demir yerine ahşap çubuklar görülüyor. Camiye haremin kuzey duvarı ortasında açılan gayet alçak tutulmuş dörtgen şeklindeki bir açıklıktan giriliyor. Açıklıkta bulunan çift kanat orijinal olup yanlardan basit pervazlar, üstte ise yatay bir panoyla çevrili.
Harimde 3 sıra halinde eşit aralıklarda yerleştirilmiş 9 ahşap direk bulunuyor. Şeyh Habil Camii aşı boyasıyla yapılmış kalem işi süslemelere sahip. Süslemeler genellikle mahfil korkuluklarında, tekne tavanda ve sütun başlıklarında toplanmış. Harimi içten kapatan düz tavan ilk inşadan sonra yapılmış. Süslemelerde farklı yerlerde farklı motif ve kompozisyona sahip bir tezyinat anlayışının takip edilerek tekrardan kaçınılmaya çalışılması dikkati çekiyor. Tekne tavanının yan kenarlarında ise Arapça yazılar bulunuyor. Kapıyla aynı eksende bulunan mihrap, duvardan dışarıya yarım yuvarlak taşıntılı. Dikine çakılmış tahtalarla teşkil edilen niş, tahtalarla çevrili. Nişin üzerinde yuvarlak bir kavsara ve boş kitabelikleri hatırlatan yatay tahtalar yer alıyor. Mihrabın ilk inşadan muhtemelen Cumhuriyet'ten sonraya ait olabileceği düşünülüyor. Sükunetin, dinginliğin hakim olduğu 800 yıllık Şeyh Habil Camii'nden kuş sesleri eşliğinde ayrılıyoruz.